Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere 5. videoda da buradayız. Hep beraberiz. Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere böyle şeyler çoğaldığı için bir yoklama yapalım istedim. Çünkü onlar da dinlesinler. Onlar da kaçırmasınlar istedim. Derin Mehmet, arkadaşları orada mısınız? Tamam. Temiz Süleyman, sen de orada mısın? Tamam. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler, siz de orada mısınız? Tamam. Onurlulara lafımız yok. Çakma solcular, siz de orada mısınız? Tamam. İyi olanlara sözümüz yok. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, gördüğünüz üzere yoklamayı yaptık. 5. videomuza da başlamakta o zaman herhangi bir sakınca yok. Kıymetli dostlarım, Memduh Bayraktaroğlu diye çok sevdiğim, 26-27 sene öncesinden tanıdığım, değer verdiğim bir abim vardı. Bu konularla ilgili yapmış olduğu yorumları televizyonda izleme imkanım oldu. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz kendisiyle. Neredeyse 16-17 senedir. Şöyle bir fikri söylemiş. Demiş ki Sedat Peker'i evet Soylu yanlış yönlendirdi. Mehmet Ağar'ı da yanlış yönlendirdi. Sadece Berat Bey'e değil demiş. Ben kendisiyle aynı düşünmüyorum. Memdu abi, öncelikle zekamla ilgili söylediklerinizden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hatırlarsanız sizin evde otururken Tansu Hanım başbakandı. Özer abiyle sizin evde buluşmuştuk. Oradaki görüşmemizde Özer Bey şöyle demişti. Benim yaşımı sormuştu. Ben de kendisine yaşımı söyleyince sen benim oğlumdan daha küçüksün. Benim oğlum bir yaş daha küçüksün demişti. Benim oğlum şimdi Etiler'de kız peşinde geziyor. Sen bu yaşta ülkenin kaderiyle ilgili konuları konuşuyorsun benimle. Abi, sen bunları anılarında yazdığın için burada söyledin. Kitapta yazdığın için burada söyledim. Yoksa biz sır kelimesinin değerini, anlamını bilen insanız. Abi, senin bu kardeşin o bildiğin kardeş. Hani ben dedim ya, aklımı tatile çıkardım. Ama abi zekam burada duruyor. Çünkü savaş zekayla kazanılır. Madem bize haksızlık ettiler, madem bizi küçültmek istediler, o zaman mücadeleye zekayla devam etmek zorundayız. Kıymetli abim, iki tane örnek vereceğim. Mehmet Ağar'ın bu konuda direkt olduğu ile ilgili. Bizim eve gelen polislerin içinde dikkat edersen hiçbir tanesine suçlamada bulunmadım. Kötülemedim. Polis bizim polisimiz, devletin polisi, milletin polisi. Orada bir tane yaşlı olan dedim. Bir de onun yanında biri var. Gelenlerin hepsi genç. 50 küsur yaşındaki bir polis, özel harekatçı, eğitmen olur. Evdeki operasyonlara katılmaz. Genelde 25-30 yaş grubu arasındaki görevliler gelir. 50 yaşında saçı sakalı beyazlamış o arkadaş eve giren, çocuğa silah doğrultan ve o silah devamlı çocuğun üstünde tutan. Sonra organizenin polisinin müdahalesiyle indiren aynı kişi. Daha önce birçok kez anlattım, aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. O saygısızlıkların bütün hepsini yapan aynı kişi. Abi, bu kişi kim biliyor musun? Mehmet abinin özel kalem müdürü vardı. Emniyet müdürü, Yesugay, şimdi emekli, biliyorsun. Özel Harekatçılar Derneği'nin başkanlığını yapıyordu. Beni de üye yaptılar oraya, vakfının, derneğinin. Bu evde o saygısızlığı yapan kişi Yesugay'la tanırdık. Hem de yakın çalışma arkadaşlığı yapmışlar geçmiş tarihte. Abi, ben yanılmam. Buna inan. Kimseye de haksızlık yapmam. Kimseye zulüm etmem. Yesugay'ı biliyorsundur. Emekli olan özel harekatçıları dernekte, vakıfta toparlayan arkadaş. Şimdi abi, sana soruyorum. Bu kadar tesadüf olur mu? Veya Mehmet Ağar Antalya'da yemek yerken 12 kişi civarında kalabalık bir yemek. Orada bir konu geçiyor benimle ilgili. 3-4 güne kadar diyor göreceksin. Neler olacak? Veya abi emniyette
talimatla operasyon yaptırılır. Sen hiç para dağıtırılarak emniyette bir suç örgütü operasyonu yaptırıldığını duydun mu? Onlara da değineceğiz. Ama elimde net görüntü, ses kaydı olmadığı için söylemiyorum. Ama var. Hangi emniyet müdürü kimle görüştü? Var. Ve nerede buluştular? Kıymetli abim, inşallah benim bu açıklamamdan unutmayın, mutlu olmuşsundur. Kardeş diyebildiğin bu arkadaş hata yapmaz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Kıymetli dostlarım, Ruhşen Çakır isminde bir tane sol gelenekten gelen gazeteci beyefendi var. Çok kibar beyefendi bir insan. Ben hep onun yazılarını da takip ederdim eskiden. Şimdi YouTube kanalında şey yapıyor. Ama beyefendi, hiç böyle kırmayan, hiç incitmeyen kibar bir insan. Bu dostumuz yaşça benden büyük. Ruhşen abi şey demiş, Sedat Peker solcu mu oldu? Vallahi Ruhşen abi, ben solcu değilim. Sebeplerini de anlatırım. Benim kafama yatmıyor. Sağcı da hiçbir zaman olduğumu söylemedim. O da benim kafama yatmıyor. Ben akılcılık fikrine daha çok uygun olduğumu düşünüyorum. Mesela birilerine şimdi bir şey söyleyeceğim, iyice saçmaladı diyecekler. Ama bu benim düşüncem. Ben böyle görüyorum. Bence dünyadaki ilerleyen videolarda da sebeplerini de anlatabilirim. Bence akılcılık fikriyatının en iyi dünyada temsil etmiş olanlar Peygamber Efendimiz, başta Selatü Selam olsun. Hazreti Ali Efendimiz, Selatü Selam. Hazreti Ali Efendimiz, cennet mekan. Ben bizim mezhep imamımız, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de bu akılcılık şeyine en iyi örneklerden olduğunu düşünüyorum. Ve kendi ülkemizden olan Mustafa Kemal Atatürk, akılcılık sistemindeki en iyi örnek verilebilecek kişilerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünün, milliyetçilerin Atatürk'ü ayrı, solcuların Atatürk'ü ayrı, dincilerin Atatürk'ü ayrı, diğerlerinin Atatürk'ü ayrı. Herkes kendince bir Atatürk kafasında var. Ama Atatürk hepsinin toplamı olan, akılcı olan Atatürk. Bir de ben şeyi böyle sevmiyorum, sağcıyım, solcuyum, topçuyum, futbolcuyum. Bana çocuksu geliyor, komik geliyor. O yüzden dolayı bu düşüncemi size özellikle söylemek istedim. Kıymetli dostlarım, bazı gazeteciler...